toprak binmediği için maalesef biz de kendi kendimize kullanıyoruz bunu. Şu an yavaş modunda gidiyor. Hızlı moduna kumanda üzerindeki tuşa bastığınızda iki kademeli hızı var. O şekilde yükseliyor. Birazdan şuradan indikten sonra hızlı modunu da göstereceğim. Bu arada beni bile taşıyor. 100 kilonun üzerinde taşıma kapasitesi varmış. Onu da söyleyeyim. Şimdi gördüğünüz gibi zayıf modda bir kere bastım. Şimdi hızlandıracağım. Şuradaki tuşa bastığımda hızlanacak. Şu ikinci mod. Şu da en hızlı mod. Gördüğünüz gibi kamyon uçuyor. Buradan sola ya da sağa bir kere bastığınızda tekerlek o yönde kalıyor. Yani basıp normal kumandalı arabalarda olduğu gibi tekrardan ortaya dönmüyor. Bastığınız anda şöyle orta taraf da dönüyor. Yani direksiyon da dönüyor aynı anda. Şu üzerindeki dediğim gibi hız değiştirme modu. Buradaki de park modu. Şuna bastığınız anda gördüğünüz gibi artık sağ sol ileri geri herhangi bir şekilde işlevli olmuyor. Park moduna tekrardan bastığınızda araç tekrardan hareket edebiliyor. Yavaş modda başladım. Hızlı modu alıyorum. Bu da en hızlı modu. Manevra kabiliyeti de bu şekilde. Gayet hızlı gidiyor aslında. Kitapçığında yazan hız 3 kilometre olarak yazıyor ama 3 kilometreden daha hızlı gidebiliyor açıkçası. Şöyle gördüğünüz gibi akıyor yani araç. Drift yapmıyor, öyle huyları yok. Tekerleri bu arada diğer akülü araçlardaki gibi plastiklerden değil, sert plastiklerden değil, lastik kıvamında daha çok. Şekilde bir araç kısacası. Üzerinde yapışkanları yoktu. Yapışkanlarını da yapıştırdık. Gayet tatlı bir şey haline geldi. Şimdi buralara ben farlar yapacağım. Işıklandırma falan yapacağım. Değişik bir şey olacak bu.